Avrupa Birliği zirvesi mesela Brüksel'de perşembe günü bir Avrupa Birliği zirvesi gerçekleşti. 27 ülkenin devlet yetkileri katıldı. Yasa dışı göçmen ve mültecilerin sınır dışı edilmelerini hızlandıracak bir yasa çıkarılması çağrısında bulunuldu değerli izleyenler. Tam bu çağrıda bulunurken bugün Almanya'da çok önemli bir gelişme daha yaşandı. Almanya'da hükümetin hazırladığı güvenlik paketi haftalar süren tartışmaların ardından 3 partinin milletvekillerinin oylarıyla federal meclisten resmen geçti. Hani günlerde haberlerini yapıyorduk ya, konuşuyorduk ya. Ben en son yaptığım haberde dedim ki meclisi bekleyelim. Meclisten geçti. Ama daha bir yer daha var tabii ki onu da söyleyeceğim. Paketin yasallaşmadan önce eyalet meclisler, eyalet temsilciler meclisinde onaylanması gerekiyor. Eyalet Temsilciler Meclisi pakete kısmen zaten onayı vermiş. Birçok eyalet zaten uyguluyor şu anda. Sanırsam tamamı da okey diyecek. İltica ve ikamet haklarının yanı sıra silah satışına taşıma kanunun sıkılaştırılması kısımları ise Eyalet Temsilciler Meclisi'nden geçti. Şimdi federal meclis veya hükümetin paketin reddedilen kısımlarıyla ilgili bir uzlaşma kurulu oluşturma hakkı bulunuyor. Bazı bölümler reddedildi çünkü Ağustos ayında Zullingende bir Suriyelinin Daesh adına düzenlediği bir katliam vardı. Üç kişi yaşamını yitirmişti, birkaç kişi yaralanmıştı. Bunun ardından göç ve iç güvenliğe ilişkin tartışmalar Almanya'da alevlenmişti ve yabancılara karşı daha sert tutum alınması noktasında söz konusu tartışmalara tepki olarak hazırlanan bir paket vardı. İşte bu o paket radikal insan, İslamcılık ile mücadelenin güçlendirilmesi, mültecilerin haklarının sınırlandırılması ve silah taşıma kanunun sıkılaştırmasıyla e, gündeme gelmişti. Paket kapsamında ülkeyi terk etmek zorunda olan sığınmacılara, burayı biraz açmam gerekiyor biliyorum arkadaşlar bana yine soracak. Böyle haberler yaptığın zaman arkadaşlar izlemiyor. Vallahi ciddi söylüyorum. Beni dinlemiyorlar. Şu andan sonra videoyu kapatacaklar biliyorum ben. Jibokhadi Jibokhadi bir sekinin. Çünkü biliyorum yani. bu noktadan sonra dinlemiyor. Ondan sonra aha acaba biz bu kapsamda yer alıyor muyuz? Diye. Ondan sonra sosyal medyada bir şey yağmuruna beni tutuyorlar. <laughs> Mesaj yağmuruna tutuyorlar beni. Ama dinleyin bak mesela. Paket kapsamında ülkeyi terk etmek zorunda olan sığınmacılara sağlanan desteklerin azaltılması, terörle mücadelenin güçlendirilmesini öngören paket, güvenlik kurumlarının İslamcı aşırıcılığa karşı daha fazla yetki sahip olmalarını sağlayacak dedi. Şimdi tabi Feyza bir açıklama yapmıştı. İçleri ee, İçişleri Bakanı demişti ki güncel tehditler eşliğinde ülkemizin iç güvenliğini güçlendiriyoruz. Yani bu çerçevede. Bakınız e, Almanya'yı terk etmek zorunda. Ülkeyi terk etmek zor. Kim ülkeyi terk etmek zorunda? Eğer senin iltica red edilmiş, sen itiraz etmişsen, tekrar red edilmiş, yine itiraz etmişsen, yine red edilmiş ve sana bu ülkeyi terk edilmişse budur ülkeyi terk etmek zorunda olan sığınmacılar. Bir de onların tamamını da böyle karga turumba da göndermiyorlar. Bir şey de diyorlar ki bunların bunlara verilen yardım azaltılacak. Yani bazıları mesela suç işleyen yani suç nedir Almanya'da? Almanya'daki yasaları ihlal eden kişilerin rahat bir şekilde sınır dışı şey edileceğini söylüyor. Ama Almanya'da senin eğer iltican reddedilmişse, reddedilmişse, reddedilmişse tekrar sana terk vermişlerse falan tarihe kadar ülkemizi terk et. Senin anmelduğunu yani adresin bulunduğu yeri de öldürmüşlerse sen Almanya'da otomatik ben kaçak durumuna düşmüşsün. Yani bu kategoridesin. İslami herhangi bir örgütle senin bağın varsa, herhangi bir radikal cemaatle bağın varsa, ee, ve Almanya'daki yasaları çiğnemişsen işte bu yasa bunları Kore'laştırıyor. Ve bir şey daha detay daha var. Bu da e, polise çok ciddi yetkiler veriyorlar. Yani polis çal kapı e, şey yapabilir. Yani kapını çalabilir. Hainler seni alıp gönderebilir. Mesela bugün benim bir köylü beni aradı. E, bir genç. 3 yıldır burada. Hiç haberim yok. Dedi ki Adem benim terkim gelmiş. İşte itiraz etmişim. Avukata demişler ki bana bize bir 10 gün içerisinde belge getirin. Türkiye sizi gönderdiğimiz zaman başınıza herhangi bir şey geleceğine dair, cezaevine atılına, atılacağınıza dair falan e, var mı bir şey dedim. Dedi yok vallahi bir şey e, bir şey yoksa ben ne yapayım yani ne yapabilirim hiçbir şey yapamam. Ki iktidar sebebi olması gerekiyor. İktidar sebebi yoksa o Almanların şeyine kalmış dedi peki ne yaparlar? vallahi dedim bir gece yarısı seni hainden alıp gönderebilirler yani bu şanstır. Herhalde bugün mü yarın mı şey doluyormuş. Abi buna benzer 15 bin insan e, Almanya'da yaşıyor. Yani sadece bir o 5 bin 10 bin değil. 15 bin insan statüsü net olmayan, red reddedilen, terk edilen e, birçok insan var yani. O yüzden hani böyle herkesi alıp e, karga, tulumba herkesi gönderecekler falan diye bir şey de yok. Yani Alman yasaları sonuçta geçerlidir. Evet yasa çıkarmışlar, caydırıcılık, iltica ederken bundan sonra biraz daha katı olacaklar. Ama öyle al herkesi sırayla tak 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 gönder, böyle bir şey Almanya'da olmaz.